Merhaba sevgili canlar. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımızın 5. dersine geldik. Molekül atom kavramları. Molekülde işlemlerde hata yapılmazken genellikle molekül atom kavramları iyi anlaşılmadığı için bu kavramlardan kaynaklanan yanlışlıklar olur ki bunlar da bizim sorumuzun gitmesine sebep olur. Bu yüzden konumuza geçmeden önce ne yapacağız? Atom molekül kavramlarını değineceğiz. Atom, elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük parçacığına biz ne diyorduk? Atom diyorduk. Elementleri biz neyle gösteririz? Sembollerle. Semboller bir iki harfle gösterir. Semboller eğer tek harfle gösterirse, büyük iki harfle gösterirse birinci büyük, ikinci küçük yazılırdı. Element sembolünün eğer sağ alt köşesinde herhangi bir sayı yoksa bir atomdur. Biz o zaman molekülü atoma dönüştürürken ne yapmalıyız? Sağ alt köşedeki sayısını yok etmeliyiz. O zaman gelelim arkadaşlarım molekül kavramına. Molekül element molekülü de olabilir, bileşik molekülü de olabilir. Element molekülüne değinelim. Aynı metal element atomunun birbirine kovalanması oluşur ki element sembolünün sağ köşesinde 2, 3, 4 gibi sayılar olur. Bakınız H2 bu bir element molekülüdür. O3 bu bir moleküler element. P4 moleküler element. Element molekül kavramını kullanırız. O zaman element sembolünün sağ köşesinde sayı varsa moleküler element ya da element molekülü olur. Bileşik molekülü farklı metal element atomlarının birbirine kovalent bağlanmasıyla oluşur ki burada en az iki büyük harf vardır. Bakın H2O iki büyük harften oluşur. C3H8, NO gibi. Arkadaşlar metal atomlardan oluşan bağlı bileşikler için bu kavramı kullanıyorduk değil mi? O zaman gelelim olayı biraz somutlaştıralım. 3 mol H2 molekülü kaç mol atomdur? Molekülün mol sayısıyla moleküldeki atomun atom sayısı çarpılırsa o elementin atom sayısı bulunur. Arkadaşlar, molekül olabilme sebebi sağ köşesinde 2 olması. Biz bu sağ köşedeki 2'yi alır başlangıçtaki molle çarptığımız zaman artık sağ köşesinde sayı kalmaz. Bundan dolayı molekülün atoma dönüşmüş. O zaman 3 mol H2 molekülü 3 çarpı 2'den 6 mol hidrojen atomudur ifadesini kullanırız. Gelelim biraz örnek çözelim. 12.06.10^22 tane CH4 molekülü ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bize tanecik verilseydi ne yapıyorduk? Mol sayısını bulmak için verilen tanecik sayısı 12.06.10^22 tane CH4 molekülü. Bunu kime bölecektik arkadaşlarım? Bu değeri Avogadro sayısı olan 6.02 10^23 tane bölü mol diyecektik. 18.06.6.02'nin 3 katı 3 çarpı 10^23'ü biz yukarıya eksi olarak gönderdiğim zaman 10^-1 etti. Taneler gitti. Ne kaldı elimizde? Mol CH4 molekülü yaptım. Arkadaşlarım 10^-1 çarptığım zaman 0,3 mol CH4 molekülü olur. Arkadaşlar 3 mol CH4 molekülüdür. Yanlış. Birinci ifade yanlış. Şimdi diğer ifadeyi beraber değerlendirelim arkadaşlar. Ne yapalım? Molekülü çözümleyeyim. Karbonun sağ alt köşesinde herhangi bir sayı yok. Yani 1. 1 ile 0,3'ü çarptığım zaman 0,3 mol karbon atomu yapar. Sağ köşede hidrojen 4'tür. Baştaki sayıyla çarptığım zaman 4 çarpı 0,3'ten 1,2 mol hidrojenin sağ alt köşesindeki sayı gittiği için atomu. Bu ikisini toplarsak 1,5 mol atom var sevgili canlar. O zaman gelelim. İkinci ifademize. 0,3 mol karbon atomu için
2 doğru. 1.2 hidrojen atomu. Arkadaşlar moleküle ne yapabiliriz? Na tane. O zaman 1.2 Na tane hidrojen atomu diyebilirim ki ikinci, üçüncü ifadem de doğru olur. Beşer atom CH4'te bir karbon bir de hidrojen olmak üzere kaç tür atomumuz var? 2 tür atomumuz var. Bu yüzden dördüncü ifadem de yanlış oldu. Doğru cevabımız 2 ve 3 olur. Sevgili arkadaşlar, gelin başka bir örnek sorumla. 12.09 üzeri 20 manale 2 sevişliği verilen ilerlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, molünü bulurken verilen tanecik sayısı 12.04 çarpı 10 üzeri 23 tane Al2C3 bileşiği demişim. Bunu kaça böleceğiz? 6.02 10 üzeri 23 tane bölü mol olan Avogadro sayısına böleceğiz. Böldüğümüz zaman olayımız ne çıktı? 2 mol Al2C3 bileşiği yapar. 2 mol Al2C3 bileşiğidir, doğru. Arkadaşlar, çözümleyerek bütün atom sayılarını bulalım. Al'nin sağ alt köşesinde 2 var. Baştaki kat sayıyla çarptığım zaman ne yapar? 4 mol Al atomu. Artı 3 çarpı 2'den 6 mol Al atomu. Bu ikisini toplarsam 10 mol atom yapar. Peki pratik olarak nasıl değerlendiririz? 2 mol Al2C3 bileşiğinde bakın Al'den 2, S'den 3. Toplamda kaç atom var? 5. 2 ile çarptığım zaman 10 mol atom var toplamda. İsteyerek ister çözmek yaparsınız, isterseniz bu şekilde de çözebilirsiniz. Toplam 10 mol atom diferansı bu yüzden doğru sayılır. 4Na tane Al atomu. 4 moldu. Mol yerine ne yazıyorduk sevgili canlarım? Na tane Al atomu yazıyoruz. O zaman üçüncü ifadem de doğru. 6 mol taneye çevirelim. Mol yerine ne yazacağız? 6 Na tane S atomu. O zaman dördüncü ifade 6 dediği için olmadı. 6 Na tanedir doğrusu. Sevgili canlarım geldik başka bir örnek sorumuza. 0,5 mol C2H5 mol ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 3,01 10 üzeri 24 tane C2H5 OH molekülüdür. Arkadaşlar 3,01 10 üzeri 24 taneyken 6,02 10 üzeri 23 tane bölü mole bölüm zaman 5 mol. Halbuki 0,5 moldur. Birinci ifade yanlış. Arkadaşlar kaç atomumuz var? 2 karbon, 5 hidrojen, 6, 7 etti. Bir de burada 8, 1 hidrojen daha var. 9. 9,05'e çarptığı zaman 4,5 mol atom eder. Avogadro sayısı arkadaşlar 1 mol atom ifadesi için kullanılır ki ikinci ifade yanlıştır. Oksijen atomu 1. Baştaki molle çarptığı zaman ne yapar? 0,5 mol oksijen atomu ya da 1,2 mol oksijen atomu yapar ki mol DNA'yı kullanacak olursak Na bölü 2 tane oksijen atomu ifadesi olur. Bizden üçüncü ifade doğrudur. Doğru yalnız 3 olur. Arkadaşlar gelelim başka bir örnek sorumuza. Avogadro sayısı kadar atom içeren SO3 molekülü ile ilgili. Avogadro sayısı kaç Avogadro sayısı yazabilir? 1 mol atom içeren SO3
molekülü. Soruyu bu şekilde de düzenleyebiliriz. Arkadaşlar ben CO3 bileşiğinin mol sayısını bilmiyorum. Ne diyeyim? X mol diyeyim. X mol CO3 molekülü. Molekülü. Arkadaşlar çözümleme yaptığım zaman 1 çarpı x'ten x mol s atomu artı 3x mol oksijen atomu toplamda 4x mol atom. Halbuki biz ne bulduk? 1 mol atom bulduk. Burada da 4x mol atom. 4x mol atom 1 mol atom. Arkadaşlar çekin x'in kaçtır? 1/4. O zaman değerleri yerine yazalım. 1/4 mol s atomu artı 3/4 mol oksijen atomu ve 1 mol toplamda atoma eşittir. 1 mol CO3 molekülüdür ki ifademiz yanlış oldu. Biz x'in değerini kaç bulduk? 1/4 bulduk. 0.75 mol oksijen atomudur. 3/4'ün değeri evet 0.75'tir, doğru. Na/4 tane oksijen atomu ki biz oksijeni ne bulduk? 3/4 mol. Çözümlersek ne olur? 3/4 Na tane mol yerine Na yazdık. Oksijen atomu etmeli. Yani üçüncü ifade yanlış olur. Bu yüzden doğru cevabım yalnız 2 olur sevgili canlar. Sevgili canlar gelelim başka bir sorumuza. 2Na/5 tane molekül veren CH4 molekülü ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar 2Na/5 tane. Na tane yerine ne yazıyorduk? Mol. Yani 2/5 mol ifadesine yanarız. 2/5'imiz ne yapar arkadaşlar? 0.4 mol. O zaman bileşiğimiz 0.4 mol CH4 molekülüdür. Arkadaşlar çözümleme yapalım. Karbonun sağ köşesi çarpı 0.4 ile 0.4 mol atomu artı 4 çarpı 0.4'ten 1.6 mol hidrojen atomu topladık 2 mol atom. Toplam diyor 2 mol atom. Doğru. 24.08 10^22 tane. Bunu Avogadro sayısı olan 6.02 10^23'e bölelim. 24.02 6.08 6.02'ye bölünürse 4 çarpı 10^23 yukarıya geldiği zaman 10^-1'den ne yaptı? 0.4 mol karbon atomu yapar ki karbon atomumuz 0.4 moldur. Doğru. 0.8 mol H2 molekülü. Bunu da atoma çevirelim bakın. 2 ile 0.8'i çarptık. 1.6 mol hidrojen atomu. Bizim hidrojen atomumuz kaç? 1.6. Bu yüzden 3. ifade de doğru olur. Doğruların bundan dolayı 1, 2 ve 3 oldu sevgili canlar. Sevgili canlar geldik. Başka bir örnek sorumuz. 12.10^23 tane N2O5 bileşiğinde toplam kaç mol atom vardır? Öncelikle ne yapalım? Şu değeri mole dönüştürelim. Kaça bölmemiz lazım? 6.02 10^23'e bölmemiz lazım. Tane bölü mol. Arkadaşlar 12.04 6.02'ye bölündü. 2. 10^23'ler taneler gitti. Mol yukarı çıktı. Mol N2O5 bileşiği. N2O5 bileşiğinde 2 azot 5 oksijen. Toplamda kaç atom var? 7. Buradaki katsayıyla çarptı. 14 ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Mol atom. Köşesindeki sayılar gittiği için atom oldu. Gelelim başka bir sorumuza. 2 mol C2H6 molekülü kaç tane hidrojen atomu içerir? Arkadaşlar hidrojenin sağ köşesinde kaç var? 6. 2 ile 6
çarptığım zaman ne yapar? 12. İfadem ne? Mol. Ne oldu? Hidrojen atomu. Ama bizden tane cinsinden istiyor. Mol verildiğinde taneye çevirirken ne diyeceğiz? Na. O zaman 12 çarpı Na tane hidrojen atomu yapar diyeceğiz. Sevgili canlılar, geldik başka bir sorumuza. Cevçay 8 molekülünde 4 mol H2 molekülüne eşit sayıda hidrojen atomu var. Bakınız. Burada bakalım hidrojen atomu. 4 çarpı 2'den 8 mol hidrojen atomu var. Şimdi ben C3H8 bileşiğini alıyorum. Mol sayısını bilmiyorum. X mol C3H8 hidrojeni daire alt köşesi 8 çarptığı zaman 8X mol hidrojen atomu yapar. Hidrojen atomunun mol sayısı kaçmış arkadaşlar? 8 mol hidrojen atomu. 8 mol hidrojen atomu. Buradan X'i bıraktığımız zaman X'in değeri kaç çıkar? 1 çıkar. C3H8 o zaman ne oldu? 1 mol C3H8 molekülü. Ama burada mol cinsinden istemiyor, tane cinsinden istiyor. 1 molümüz kaç tane? Na tane C3H8 molekülü ya da Avogadro'nun 6.02.10^23 tane değerini yazmamız gerekirdi. Arkadaşlarım, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi, kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın arkadaşlar.